Sevgili izleyiciler, bugün yine güzel bir filmi size anlatacağız. Yapımcılar Med Yapım ve Ay Yapım, Türkiye'nin herhalde en popüler iki yapım şirketi. Ve bunlar bir araya gelip bir komedi filmi çektiler. Filmin adından da zaten nasıl bir komedi olacağı ortada. Cenazemize Hoş Geldiniz filmin adı. Ve çok müthiş bir kadroyla çekildi. Neredeyse Türkiye'de komedi deyince akla gelen herkesin bir şekilde ucundan da olsa içinde olduğu ama çok önemli başrol oyuncuların da projenin içerisinde yer aldığı, hakikaten benim izlediğim kadarıyla keyifli, neşeli, hoş vakit geçirecek bir film. Şöyle söyleyeyim, ben Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filminde gerçekten çok gülmüştüm. Bazı sahnelerde özellikle kopmuştum. Ve 15 gün durup durup güldüğüm sahneleri vardı o film. Galiba bu Cenazemize Hoş Geldiniz'de de benzer bir durum oluşacak bende. Çünkü bazı sahneleri hatırladıkça gülmeye devam edeceğimi düşünüyorum. Tamamını full konsantre seyrettim ama seyrettiğim yönleri şahaneydi. O yüzden de rica ettim, gelir misiniz konuşalım diye. Sağ olsunlar, geldiler. Ekibin tamamı burada değil. Biri hamilelik nedeniyle aramızda değil. Hatta bu çekimi daha önce yapacaktık. O nedenle olamadık. Galiba film çekenlerde çocuk yapmak bir alışkanlık haline geldi. Aynı durumu Atatürk filmleri yaşadık çünkü. Soracağım tabii böyle bir şey başkasında başına gelecek mi acaba diye. O yüzden biraz gecikti filmimiz ama hakikaten keyifli. Tanıtayım ekibi. Hata yapmayayım diye yazdım da elime. Güven Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Filmde de şahanesiniz, burada da şahanesiniz. Hemen yanınızda Müge Boz. Evet. Müge filmdekine hiç benzemediğini söyleyeyim. Evet, gerçekten hiç benzemedim. Filmde seni görünce kendimi Nişantaşı'nda bir kafede zannettim. Çünkü sağımda solumda onlardan bolca var yani. Sen filmde garipsemiş olabilirsin ve abarttığını düşünmüş olabilirsin. Fakat asla abarttığı değilsin. Onlar artık İstanbul'un bir gerçeği. Kimisi Türk, kimisi Arap, kimisi Lübnan'da falan ama çok varsınız. O yüzden film cuk oturmuş orada. Hemen yanınızda Gözde Seda Altuner. Hanımefendi, hakikaten sesiniz iyi mi? Yok. Yani film bir icabı. Oyuncunun söyleyeceği film icabı. Kadar. Konuşacağız. Film bunları icabı. Niye sordum biraz sonra anlayacaksınız. İyi iyi. Yani hani biraz güzel bir söylüyor. Ortamda söyleyecek kadar iyi değil. Yapacağız. Albüm çıkaramam. Ve Timur Acar. Timur evet, Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Üçünüz şahane bir kombinasyon oldunuz bana göre. Ya evet. Size parçalı parçalı forma oldunuz. Önceden evet, konuştuğumuzu belli etmeyelim. Timur Fenerbahçe anladığım kadarıyla. Evet. Evet. İsmail bir lacivert gibi ama. Bu Fetakon. Yok, İsmail de Eskişehir Spor oldular. Fenerbahçe'de esamesi yok. Evet, benim gelmem lazım evet. Oraya. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. Filmdekinden daha yaşlı olduğunu, daha doğrusu ekrandakinden daha yaşlı olduğunu söylemeliyim. Çok teşekkür ederim. Niye böyle oluyor? Sağ olun. Efendim? Niye böyle oluyor? Ya efendim deyip bir şey yapmıyorsun. Duymadım. Ay, duymadım harbiden. Bir daha söyle ya. Bir daha söyle. Tam duyamıyorum. Daha yakın. Daha mı? Demek daha ki ekran beni sevmiyor falan diye hani orada. Allah'tan sevmiyor. Sağ olun. Yani çok beter olabilir durumumuz. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen baş. Filmin hikayesini iyi kim anlatır? Bir filmi anlatsın birisi. Güven Hanım'sı mı anlatırsın? Yaşım 47 diyenden daha başlıyor. Onlar 20, sıra böyle 19 geliyor olunca. En başta oturduğum için. Ben gerçekten birkaç doğru güzel sinema filmi yaptım. Ama en sevdiğim, en mutlu olduğum bu kadar profesyonelin aynı anda bir yumak olup muhteşem bir şeyler ortaya çıkmasıyla çok mutlu oldum. Çok güldük. Eğlendik diyemiyorum. Eğlenmek bana göre, yani benim bildiğime göre bir yere kadar haz duymak, ondan sonra da vur patlası, çal oynasın. Hayır, o zaman işin ciddiyeti kayboluyor. Ama güldük diyorsunuz. Bu ciddiyetle inanamayacağımız kadar işimize sarılır ve mutlu olarak ne güldük. Ne güldük size. Demek ki de eğlenceli ne olacak diye. Eğlenmedik o güldük. Resmen eğlenmiş gibi olduk. Neden çok mutluyum? Ne anlatıyor film? O kadar ne anlatıyor ki? Çok güzel anlatıyorsun. Anlatılmaz yaşanır. Yani ekranda yaşanır. Görüşeceğiz.
bir de arkasına patlayan esprisinden tuttu. Bütün güzel şeylerin nasıl oluyor da bir kareyle bu kadar güzel yazılabildiğine şahit oldum. Senarist kim? Gonca ve Gonca kendi mi yazmış? Gonca evet. Ve Doğacan evet beraber yazdık. Değişik bir sinema filmi oldu. Çünkü yani 10-15 oyuncu mevzu hemen hemen 2 günde geçiyor. O yüzden aslında Güven ablanın dediği eğlendik mi kısmı. Çünkü 10 kişi oradayız ve sahnede herkes var. Herkes var. Evet, o açıdan sürekli bir hengame var filmde. Evet, ya var evet. Bir de çok eğlenceli insanlar. Şimdi herkes bir espri yapsa falan film bitmez. Evet. Yani o yüzden... Ama vardır. Böyle aileler var ya. Deli bozuk aileler çoktur. Abi. Ya ben evet. Onu söyleyecektim. Yani şimdi bence bu filmde gördüğümüz her karakter insanın kendi akrabalarının içinde olmasa da mutlaka ya komşusunda ya etrafında ya televizyonda artık sosyal medyada. Bir yerden tanıdığı insanlar. Yani beni senaryoyu okuduğumda Gonca benim zaten okul arkadaşım. Yani biliyorum onda çok fazla hikaye olduğunu. Zaten onu bilerek okuduğum senaryo. Eyvah Gonca'dan ne geldi acaba diye. Çok güleceğiz diye. Ama yani okudukça bana çok da yabancı gelmedi. Ya da benim ailem de biraz şey. onu bilemiyorum. Karakterler ona göre özel seçimde. Her karakterin gerçekten bende hep bir karşılığı vardı. Aslında bence bu bir aile hikayesi yani. Akraba ilişkileri, aile ilişkilerini anlatan. Şimdi hem cenaze hem düğün bir araya gelince de... O aileyi kaos. En tetikleyen olaylardır ya onlar yani kaos. Özellikle düğün çok kaostur her zaman. Üstüne bir de o cenaze işin içine karışınca bir anda yani ortalık yangın yeri ve çok, çok evet. Acayip bir şey çıkıyor. Bir, iki, üç, dördüncü de anlatmadı. İsmail ne olursa anlat hikayeyi. Ben gelecektim İsmail'e bıraktım. Ben hikayeyi yani onu anlatacağım sana çünkü evet, işin damadı benim. Aynen, her şey ondan başlıyor. Evet. Ana hikayeyi. Yani, şöyle söyleyeyim, filmde en inandırıcı olmayan sensin. Evet. Çünkü bu kadar yakışıklı damat pek olmaz Türkiye'de. Yok, ben onun için evet dememiştim. Ya. Ne demiştiniz? Tüm normal olan benim yani. Sen olarak yani. İkimiz. Yani sen de anlatmasan ben anlatacağım tamam. Çünkü. Abi şöyle, biz Sevda'yla yani İrem, ben Ozan'ı oynuyorum. Sevda, İrem. Ben İrem'le evlenmek istiyorum. İrem ailesiyle beni tanıştırmak istemiyor. Haklıymış. Haklı olarak. Ve ben de inat edip onun ailesinden onu isteyip orada bir nişan yapıp sonrasında ne istiyorsak yaparız zaten. Mottosunda ilerliyorum. Ta ki biz annesini akıl hastanesinden alıp eve gidip kapıyı çalınca babaanneyi kaybediyoruz. Kapı çaldığı an gitmesi zaten spesifik sıkıntılı olan bir durum. Ve kız istemeden cenaze evine dönen bir durumla karşılaşıyoruz. Ama bir yandan nişana da vazgeçilmiyor. Orası da karışık işte. Yani çünkü insanlar dışarı diye gelip cenazeye katılmak durumunda kalıyorlar. Yani. O yüzden hikayemiz bu aslında. Yani, ve iki aile birbirini tanımıyor aslında. Evet. Ve birbirinden çok farklı iki aile. Aynen. Tanımıyor. Kız tarafı ve erkek tarafı. Göğe tanımıyor. Aslında kız tarafı nasıl bir aile, erkek tarafı nasıl bir aile? Şimdi kız tarafı biraz... Sen kız tarafı mısın, erkek tarafı mısın? Ben hiçbir taraf. Ben alakasız. Yani Dilan Polat. Çok iyi damdan işte bak. Sen Dilan Polat'sın. Ben o kadar damdan da var. Biraz onlar var. Her şey var ya. Ya şimdi kız tarafı birazcık daha böyle nasıl diyeyim klasik. Böyle her şey daha kuralcı, daha geleneksel. Daha böyle olması gerektiği gibi bir taraf. Komilfo bir aile. Evet. Erkek tarafı çılgın. Pardon, yanlış. Tam tersi. Tam tersi. Ben de şey oldum. Tam evet, tersi. Evet, erkek tarafı yani damat tarafı tamamen böyle işte her şey olması gerektiği gibi böyle çok proper bir aile. Kız tarafı böyle karakterlerce her şey birbirine girmiş bir şekilde. Ve kız tarafının da bir kopukluğu var. Yani kız tarafı da aslında uzun zamandır birbirini görmemiş, yurt dışından gelen bir aile var. Akıl hastanesine gelen var. Akıl hastanesinden çıkmış birisi var. Hani onların da aslında kendi içerisinde bir birleşmeleri var. Ve bu mutlu bir olay olacakken bir anda bir cenazeye de dönünce, tabii cenaze olunca da herkes bavulundaki hikayeleri çıkartıyor. Bir yandan erkek tarafı bunlara maruz kalıyor. Derken yani olaylar çok karışıyor.
diye böyle bir nereye karışıyor? Nereye karıştı bu? Mesela filmdeki en normal insana yakın insan sensin ki sen evet. de çok normal değilsin. Değilim. Evet. Ya artık şöyle bir şey değilim abi. Benle Sevda. Evet, geri sevdiğim. Evet, normal. Normal. Evet, normal. O da nispeten normal. Ya, bizi aslında öyle bir evdeyiz ki kadınların çok baskın olduğu bir ev aslında. Yani o kadınlar yıllarca o evi yönetmişler. Yani ben de Behçet olarak Sevda'nın eşini oynuyorum. Yani Behçet de artık orada bu aileyi bırakmış. Tamam artık bunlar böyle. Kabullenmiş. Behçet de hani kümesi yapıyor, çiçekleri ekiyor, bahçeyi düzeltiyor. Ama onların o şeyine hiç karışmıyor. Karışmıyor. Çünkü sıfırla yüz arası 3 saniye onlarda. Ve sen kötü olabilirsin her an. Ya öyle bir aile var burada. Anadolu'da çok da böyle ailelerden var aslında var, yani. Çok var. Bir kasabada öyle bir aile vardır ki hikayelerini anlatırlar ve ilginçtir o aile. Uçuk bir ailedir. Ve o ailenin içindeyiz tam aslında. En normali kız ve oğlan. İki sevgili. Onlar da birleşmek istiyorlar ama bu aileyle gerçekten birleşilmez. Peki yani. Mesela şimdi gerçek hayatta böyle gerçek hayatta evlenmeye karar verdin ve eşini aldın, böyle bir ailenin içerisinde düşün. Yine de evlenir misin? Çok eğlenceli kesinlikle. Ama yani sonunda armut dibine düşecek yani biliyorsun. Çok eğlenceli ama. Zaten yani, öyle bir sahne var. De, evet yani şey şu anda da evliyim zaten. Yani, evlilik de güzel bir şey. Evlilik gerçekten de çok şahane bir şey. Yok evlilik çok güzel bir şey ve oynarken işte beraber sahneleri çekerken bazen şey oluyordum. Oyuncu ya şu an neredeyim ben? Yani bunu bir sorguluyorsun, bir baga düşmüşsün ve onun içinde tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyorsun ama... Oğlum, baga hepimiz düştük. Ama ya gerçekten o ailenin içinde olmak çok eğlenceli. Ya şey istemediğim bir aile mottosu değildi benim için. Ya bu güzel bir aile. Evet sanırım. Evet yani evet kaos var. Ama içindeki o sıcaklık ve eğlence her zaman onu diri tutan şey. Zaten öbür türlü çok sıkıcı olur. Aynen yani. Öyle. Ya benim evet, işimin ailesi de vardır böyle deliler ve çok eğleniriz onlarla. Bizim hani ailede de var. Bir de filmde mesela filmde bir sahne var benim çok sevdiğim sahnelerden bir tanesiydi. Artık ailenin o kadınların olduğu yere çok daha önceden damat olmuş bir karakter yeni damadı. Alıyorlar. Böyle yani, evet. Onlar bir yalnız kalıyorlar. Bir eğitimden geçiyorlar. Bütün damatlar. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. İlk 30 yılı zor. İlk 30 yılı zor diyor ya. Ben böyleyim. Genç damada böyle yapıyor. Alışacaksın. Sen de bunlara gün gelecek. Erkan abiyle ben. Okey diyeceksin diyor. Erkan'ın rolü ne orada? Erkan Can en büyük enişte. O da damatlar. Eski damat. Kaç damat var? 3. Evet onunla beraber. Benim de bitti 3 oluyor. Ben... Şükran'ın da kocası yok. O da çocuk istiyor çok falan. Onun hikayesi bambaşka. Şükran biraz şey gibi. Dolandırıcı bankacı. Evet. Yani benzer. Bugünlerde çok moda olan. Evet evet. Şimdi, onun da güzellik merkezi var falan. Öyle bir şey. Güzel merkezi mi var? Çok iyi zaten. Şükran'ın güzellik merkezi mi var? Evet. Yani hem Dilan Polat hem Seçil Erzan aynı bedende buluşmuş. Bu gibi. Ve bu olaylar yokken. Bunu 2 sene önce çekti. Geçen sene çekildi bu. Siz evet. Bozdunuz bu çocukları. Bilmiyorum hocam bir şey onlar sizi izleyip bozdunuz. Fikir verdik galiba. Belki de onlar son derece mutasip bankacı ve güzellik saloncusuydu. Öyle mi yaptık hocam? Film bozdu. Doğru bir de öyle bir şey işte. Vardı. Evet. Sonra gündemde olan bir konu var yani. Evet ya. Öyle eğlenceli bir film çektik. Evet. Valla baya eğlenceliye benziyor. Peki Gören Hanım siz bu deli bozukluğun içerisinde kendinizi nasıl hissettiniz? Ben deli bozukluğum en başındayım. En gençimiz olarak. Bana bu rolü verdiği zaman inanamazsınız sevindim. Saydım mı? Çünkü karakter oynamayı çok seviyorum. Yani illa güzel kadın. Bilmem ne kıyafet. Bilmem hayır. Oyunculuk başka bir şey. Ruhumun istediği o. Yeniden şekillendirmek ve onun tam karakteri ortaya çıkarabilmek. Çok iyiydi. Gerçekten çok şanslı hissediyorum şeklinde. İnanamazsın. Siz kim oynadınız? Ben Suzan karakteri oynadım. Suzan çok tatlı. O da mı çatlak? Yani, efendim evlendikten bir yıl sonra kocasını kalp krizinden kaybetmiş. Uğurlu bir kadın yani. Evet. Ve kadın kendi hayal dünyası. Bir daha evlenmemiş mi? Hayır. Aa. Kendi hayal dünyasında
hep eşiyle. Kocası yaşıyor. Evet. Gördüğü her erkeği Halim diye sarılan. Damadın babasını benzetiyor. Halim. Baba da gitti var. Güzel bir karakter. O kadar abanarak, isteyerek oynadım ki onu. Bilmiyorum tabii seyircinin fikri ne olacak. Ama bana bana göre düşünürseniz denildiğinde galiba iyi. Peki siz daha önce hiç, ben sizi hiç komediyle hatırlamıyorum. Siz daha önce komedi oynadınız mı hiç? Yok. Hiç hatırlamıyorum. Evet, tiyatro. Yani komedi sadece komik olanı göstermek demek değil. Hı-hı. Komedi çok daha zor. Çok daha zor. Bilmiyorum. Pes. Onun için komedi oyunlarını mesela bu iş o kadar AKP'ye bombardımanı olan bir şey gerektik ya. Öyle güzel gelmişti. Karaması o kadar güzel çizilmiş ki ellerine sağlık vallahi. İnanamazsınız. Çünkü bizler çok kitap karıştıran, çok deneyimi olan insanlar olarak söylüyorum. Muhteşem bir noktada yakaladılar komedik. O kadar ki aklı biraz geride insan onu takip edemez. Ya ben gelmeyeyim boşuna. Başka bir şey. Hayır. Yani, ben zaten ben dedim niye anlamadı bu filmi bu yüzden mi? Ekrana o kadar güzel yansıtmışlar ki. Evet, çok neşeler dedim. Essiz gidiyor. Es yok. Evet. Hani gider. Evet. Hep tempolu eder. Değil mi? Çok acayip. Çok hoşluk falan dersin. Yanındakiyle paylaşırsın. Bu da öyle bir şey yok. Montartlamay gibi. Bütün replikler. Tüm arkadaşlar. Bu muhteşem oyun. Ben bilmiyorum. Çok severek oynadık. O kadar belli oluyor ki çok sevdiğiniz. Ya. Yani, ben senaryoyu mesela ilk okuduğumda uçaktaydım. 3 saat bir zamanım vardı. Ha dedim tam konsantre olup senaryoyu okuyabilirim. Yani o kadar kendimi gülmemek için zor tutuyorum. Hani niye uçak, istiyorsun? Yani şimdi evde olsam uçakta kahkahalar atarım. Burada böyle biraz hani daha kontrollü olmaya çalışıyorum. Artık belli bir noktadan sonra bıraktım. Kahkahalarla gülüyorum. Artık eşim Caner böyle şey diyor. Ya neye bu kadar gülüyor olabilirsin? Ben oturup ona senaryoyu anlatıyorum şeyi. Ya bak böyle dedi işte şimdi diyorum içkiyi oraya koydu. Ha işte şimdi herkes topladı. Tabii o bütün hikayeyi bilmediği için anlamıyor. Ama yani senaryoyu gerçekten okurken çok gülmüştüm. Ki benim karakterim çok küçük bir yerinde hikayeye dahil oluyor ve çıkıyor. Ona rağmen yani benim gerçekten çok sevdiğim bir komedi anlayışı. Biraz önce de şey söylediği gibi yani laflar arka arkaya biri geliyor çıkıyor geliyor çıkıyor hani hiçbir saniye bir boşluk yok ve çok komik yani komik değilmiş gibi görünen bir şey bile bir laf bile bir replik bile gerçekten bir anda o curcunun içerisinde inanılmaz komik bir hale geliyor. Bilmiyorum. Herkes senaryo ki aynı hisse kapıldı mı? Yani. Herkes senaryoyu gördüğü evet. Adamı çok komik dedi mi? Ağlayarak. Çok komik. Evet. Aynen sadece yani ben değilim yani. Yani aslında aynı böyle bir derleyip toplayıp burada bir iki cümlede anlatılamıyor olmasının sebebi sebebi aşırı iyi evet, olması. Çok yoğun. Yani o kadar gerçekten ellerine sağlık Gonca'nın da. Hikaye Gonca'nın çok da. Yani. Hem hikaye çok hem gerçekten hiç boşluk yok ve müthiş bir komedi matematiğiyle yazılmış. O yüzden gerçekten izlenmesi gerekiyor. Yani öyle anlatılacak gibi değil. Bunun peki bir de buraya getiremediğiniz bir oyuncu var. Çok etkili bir oyuncu. Buzdolabı. Evet. Ben onu ilk defa gördüm hayatımda. O nedir? Abi o şey yani ben ilk defa görmedim. Ben bu 15 yıl öncesinde ya, böyle bir şey var ben 15 yıl öncesinde tanıştım hani memleketim benimdi. O Gonca ile biz aynı memleketimiz Sakarya. Ya orada öyle bir şey oldu son zamanlarda. Cenaze olduğu zaman belediye bir şey getiriyor abi. Yatay buzdolabı. Mefta'nın evet yatay mefta. Mefta işte hani defnedilene kadar o soğutucunun içinde kalıyor ki hani şey defolu evde mi duruyor? Diye. Yani evde, hava iyiyse dışarıda bahçede duruyor ama kışsa evin içinde duruyor tabii ki. Ben de bana da çok ilginç gelmişti ilk gördüğümde. Ben düşünüyorum ki bu film icabı uydurulmuş bir şey düşünüyorum. Hiç böyle hatırlamıyorum. Yok var. Hatta küçük belediyelerin övündüğü bir hizmettir o bizim belediyemiz. Ve hani böyle şöyle bir göz de var hani bakabiliyorsun. Evet, bir göz de var. Mehtaya da bakılabilir efendim ya. Gelen görsün diye yapmış. Çok ilginç. Ya bu şeye benziyor bu ne bir yabancı filmlerde vardır ya böyle tabut böyle süslü bir tabuttur. Evet. İçinde yatıyordur öyle makyajlı vaziyette ve yarısı açılır yüzüne bakarsın falan. Bunun Türk İslami versiyonu. Var. Evet var. Ve buzluklu. Buzluklu. Vallahi ben hayatta böyle bir şey görmedim ve korktum da.
Ya biraz bir an kendi borcunu düşündün ve dedi ki babam acaba evde böyle dursa ne olurdu? Evet. Hala uzun yıllar saklayabilirsin evde onda mesela. Aile büyüklerini falan. Gerçi çok acayip bir şey. Gerçekten. Ve ona da çok iyi bir rol biçmişsiniz. Şey. Evet, o başrol oldu. Evet. Başrol evet, olmuş gerçekten. Babaannemiz onun için. Hoş geldin. İşte boşak deyip sütüne. İyi be. Yani evet, onu anlamıyorlar çünkü. Buzdolabı gelecek diyorum hani. Meftayı içinde bekleteceğiz alayı diyor. Bizim buzdolabımız diyor yani. Ama zaten onu ve geliyor gibi. Ortada duruyor öyle. Öyle ortada duruyor. Sonra içine, gerçekten çok yabancı. İçine her şeyi koyuyorsunuz sonra. Sonrasında. Bizim ailede biraz tuhaf oluyor tatsız tabii o iş. Tatsız şeyler olabilir. Evet, evet siz neler koydunuz dolaba? Bir sürü şey koydunuz. Abi çok o zaman şey olur. Filmi bitirmiş, anlatmış oluruz evet, ya. Fazla spoiler olur ama hakikaten. Çünkü baskına kadar yani gidiyor. Mefte açısından da keyifli bir durumdu yani. O evet, da böyle gider ayak. Eğlenceli gidiyor aslında. Eğlenceli gidiyor. Yani öyle gitmeye iyi olabilir yani. Neşeli bir şekilde evet. Gidiyor. Peki senin bu şarkıcılık hevesin? Hülyan. Ha? Evet. tabii ki Hülyan. Yani. Şarkı okutacak diye ya, bir korktun galiba. Cenaze evinde şarkı falan böyle. Şarkılar, türküler böyle bir sürekli bir girişim. Ya aslında o şöyle. İşte çok fazla istemiş konservatuvara gitmeyi. onu bir yerden çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de yani küçükken de çok fazla çok istemişim ama ben gidebildim. Ve ben de küçük bir yerde büyüdüm yani Tokat'ta büyüdüm ve ben hani konservatuvara gideceğim dediğimde böyle yani nasıl ne yani alaka, falan. Tokat'tan. Falan oluyordu. İhtimalle Hülya'ya da öyle yapıldı ama işte ben oyuncu olmak için istiyordum. O işte şarkıcı ses olmak sanatçısı istiyor. Olmak istiyor. Ama tabii ki o imkanı bulamıyor. Ama o hayalinden de vazgeçemiyor ve yerli yersiz. Genelde yersiz. Genelde yersiz. çıkıyor, tutamıyor yani içinde tutamıyor. O bir aşk gibi çıkıyor. Artık bir anda yani böyle mırıldanırken falan ya da bir şey anlatırken de şarkıyla anlatıyor. Ona dönüşmüş halde. Ben anlıyorum Hülya'yı. Yani. Anladım diyorsun yani. Çok bence normal. Olacak. Evet ya. Herkes. Hanımım çok çılgın. Sesi olan yani. Mırıldansın bence. Cenaze dahil. Gerçi ya böyledir aslında Anadolu cenaze. Yani Türkiye'de cenazeler böyle. Cenazede muhakkak birileri güler. Birileri çok komik hikayeler anlatır falan böyle. Millet ona bir ters bakar. Hatta evet, hoca okurken bile bir kahkaha yükselir bir yerden. Böyle bir millet, böyle bir burkar falan birisi. Biz cenaze sahnesini çekerken de orada Gonca sağ olsun bizi çok güldürdü. Yani filmdeki oyunuyla aşırı güldü yani. Gonca kim oynuyor? Kendini oynamıyor. Gonca yok. Gonca evin halasını oynuyor. Yurt dışından geliyor. Gelmiş. Nişan için geliyor o. Geldiğinde bir anda annesini işte o da ölmüş olarak buluyor. Harika bir çiftler Erkan abiyle. Bir kere onların... Erkan onun kocası değil mi? Evet. Onların muhteşem... Erkan demiş Erkan Can. Erkan abiyle inanılmaz flörtleri var. Hani birçok genç bence onlardan flört dersi alacak yani. İnanılmaz. İnanılmaz anlar. Erkan abi evet o Volkswagen 67 model. Volkswagen minibüsüyle geliyorlar o şey yurt dışından falan. Coffee shop işletiyor. Kafe shop işte. Tabii. O detayı atlamayalım. Bildiğimiz kafe shop işte. Kafe shop kahvehane değil yani. Evet. Yurt dışında. Serbestsiniz değil mi? Evet. YouTube değil mi? Bu YouTube. Amsterdam'da. Amsterdam'da kafe shop işte. Evet. Orada yaşıyorlar yıllarca. Oradan düğüne geliyorlar işte. Peki otomobil bile hafif dumanlı mı geliyor? Yani işte o. Ya polis çevirdiğinde o meşhur soruyu söylüyor. Are you high diye. Filmin sonunda da sürpriz orada zaten. Sürpriz orada. Erkan abi. Filmi anlatırken... Nasıl öyle. Anlattık abi? Anlaşıldı çok, değil mi? Çok iyi anlattı. Yani ben bence anlaşılmaması iyi. Biraz anlaşıldı, biraz anlaşılmadı. Çok iyi anlattınız ama... şöyle diyeyim. Filmde sürekli bir hengame var. Evet. Çok. Daha sürekli bir şey oluyor. Sürekli bir şey var. Aynı anda birkaç bir şey oluyor. O kadar söylüyorum. Peki boş oynamak yok. Zor değil mi böyle bir şeye? Bu kadar hengame bir filmi. Bir de galiba kısa bir süre, öyle uzun bir süre çekmediniz bunu. Değil ya. Bu iki günde geçen bir hikaye. Evet. Hani çekimi ne kadar sürdü? Aynı koy, 1,5 ay. 6 hafta. 5 hafta. 5 hafta, 6 hafta. Peki zor değil mi bu kadar böyle yoğun? Yani çok zor. Bir saniyesi, Güven Hanım söylediği gibi bir saniyesi boş olmayan bir şey. Biz kalkalım, devam edin artık. Kalabalık sahne çekmek zaten zor bir şeydir. Zor bir iş. Bir de bu kadar temperamanlı bir işte
Bir de hava da sıcaktı. Zordu yani ama... Ama Allah'tan buzdolabı vardı. Evet, buzdolabı vardı. Ama yani çok eğlenceliydi. Her şeyin ötesinde. Yani iki tane kameramız vardı. 12 tane oyuncu vardı. Sende 6 tane ya var mı? Kamera vardı. Yapımcı pinti miymiş? Yok hayır. Ama iki kamera gidebiliyorsunuz. Yani çünkü o şeyi kaçırmamak zaten için. Zaten öbür kamera yani... öbürünü görüyor. Çok fazla kamerayla çekiyor. Yani. Açı yok fazla. Tabii tabii. Biraz genel... öyle olunca evin içindeyiz. Hani cenaze, nişan karışık. Tabii. Ama Neslihan yine çok öyle iyi. Öyle olunca abi çok yoğun geçti yani. Neslihan Yeşilur çok kısa aynen. sürede çok etkili şey. Yani her evet. sahne sanki bir tiyatro oyunuymuş gibi öncesinde defalarca çok ciddi bir şekilde. Hani o yüzden şey... Çekerken eğlenmedik, her şey çok ciddi ve disiplinliydi derken aslında birazcık da öyle. Hani çekilmesi gereken sahne çok komik ama oturup gerçekten onun matematiğini iyi bir şekilde kurabilmek için her sahne sanki bir tiyatro oyunuymuşçasına bir defa çalışıldı. Prova işte sen bunu diyeceksin tam o sırada, sen oradan yürüyeceksin, sen oradan yürürken o aşağıdan aslında buradan gelecek gibi böyle çok... Çok matematikli bir sahne işte. Mantığıyla evet. kuruldu her şey. Peki, ve siz, çok provalar. Siz daha önce hiç komedi oynadınız mı? Ben komedi oynadım ve komedi oynamayı çok seviyorum. Ve onun o ritminin çok iyi oturtturması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu kadar böyle hani bir karakter ve benim normalde şu an göründüğümden farklı bir hale büründüğüm bir karakteri oynamamıştım. O yüzden benim için çok... bir ilk aslında bu karakterdeki film. Şu an biz Müge'yi ilk defa böyle görüyoruz bu arada abi. Evet. Ben şey sandım. Bunu böyle gördüm. Filmde görünce hakikaten yaptırdı ve o yüzden role uygun oldu. Ya Gonca ile ikisi bizi bitirdiler. Ya sabah 8.30 sete gidiyoruz. Merhabalaşıyoruz, kahveler. Ne haber Gonca? İyiyim. Müge ne haber? Sonra biz Müge'ye giriyorlar. Bir çıkıyorlar. Gonca 80 yaşında da hala oluyor. Müge böyle geliyor falan. Allah'ım diyorum. Ben filmi izlerken onu biraz tanıyabildim. Ve mesela dedim ki yapınca Gonca nerede? Ne güzelmiş. Değil mi? Evet. Gonca yok yani. Sonra meğerse o yaşlı teyze Gonca'ymış. Gonca. Evet evet. Bayağı bir emek yani. Tabii çok. Tabii. Acayip. Peki mesela ya. Yaşlı birini bulmak zor muydu da Gonca'yı o hale getirdiğinde? Ya yani o Gonca'nın şeyi diyor. O karaktere heyecanlandırıyor. Yani. Evet. Kesinlikle başkası oynayamaz. Evet. Yani. Gonca oynamalıydı. Onun alasıydı çünkü. Yani. Göreceksiniz. Evet. Ve plastik yiyeyim ben. Evet. Kırış. Korkunç. Bir de yani böyle şey olmuş yani. Bambaşka bir insan olmuş. Yani. Karakter falan da değişmiş evet. yani. Evet, evet, evet. Çok garibime gitti. Evet, hoşuma gitmedi yani. Yani plastik... Valla sinirlendim dedim ya. Güzelim kızı ne yapmışsın? Ne oldu ya? Plastik makyajı oynamak da çok başka bir mesela şeymiş. Peki mesela bütün gün o dudaklarla dolaşıyordunuz. Evet. Yani ben nasıl yemek yediniz, nasıl içtiniz? Sete geliyordum. İşte her şey ona göre planlanıyordu. Bana plastik makyaj yapılıyordu. Bir de dudak yapıldığı için en zor şey zaten konuşurken çok fazla hareket ediyor. Bir şey yiyip içmek mümkün değil. Çorba. O yüzden ben pipetle beslenme. Bir şey içemedim yani. Kızcağız boyunca çorba içtim. Hani çaylar içilir, kahveler içilir. Ben hep böyle. Ben böyle kenarda duruyorum. Bir de unutuyorlardı artık. Şimdi Müge Hanım ne içersiniz falan. Ben böyle üzgünüm bir şey içemem. Hani sadece su içmek zorundayım. Onu da böyle pipetlerle işte peçeteleri böyle sıkıştırıp yapma. Pipeti böyle bir yere koyuyoruz, içmeye çalışıyoruz falan. Yani çok komik. Nasıl? Ya Müge ama yani. Gerçekten öyle ya. Ne içerdin ben bilmiyorum falan dedi. Yani. Ölüyorduk ya. Ya bir de benimle hiç kimse ciddi bir şey konuşmuyor yani sesle. Bir şey söylüyorum böyle yani ne bileyim hani normal bir şey söylediğimi düşünüyorum. Hemen böyle sırtımızı dönüp gidiyorum. Seni ciddiye alamıyorum. Ama mesela ben yüzüne bile bakamıyorum bazı o tiplerin yani. Çok evet. iyi anlıyorum. Evet, gerçekten ya. Öyle. Yani gerçekten. O yüzüne bakamama durumunu hepimiz sette yaşadık. Ben de yani İnanamıyordum böyle. Bakınca da fazla bakasın geliyor. Mesela ya bakamıyorsun, bakınca da sadece dudağa. Yani nasıl olabilir? Evet, bu gerçek mi ya falan gibi bir şey. Bu bana hep oluyor mu? Restoranda falan görüyorum ya. Yanımda oturuyor. Şöyle daldığın oluyor. Diyorum ki seyredeyim bakayım çorbayı nasıl içecek. İçecek diye. Evet. İçemiyorlar genellikle. Yani öyle bir sıkıntı var. Yok. O yüzden benim için çok yani bambaşka bir deneyim, bambaşka bir tecrübeydi. Hem bu kadar çok kendimin de güldüğü bir hikayede yer alıyor olmak. Böyle farklı bir karakteri oynuyor olmak, hani kendi tiplememi değiştirip hani bir de komedinin o tarafını da deneyimliyor olmak.
Artı bu kadar harika bir ekiple beraber oluyor olmak. Ekip hakikaten müthiş yanında. Kim var? Herkes var yani. Sayalım mı ya? Neredeyse sayalım. Herkes hadi var. Say bakalım. Hadi say hadi bakalım. Hadi sıkıyorsan sen bakalım. Herkes bir kişi söylesin falan. Şükran Havalı. Hakan Meriç. Şebnem Sönmez. Şebnem Sönmez. Hakan Meriç. Evet. Deniz Uğur. Deniz Uğur var. Şükran Havalı. Saydın mı? Saydım herhalde. Evet. Gonca var. Serhat Kılıç var. Serhat Kılıç var. Var da var. Erkan Can. Erkan Can var. Erkan Can da Hakan abinin anısı çok iyi o konuda. İşte ilk set Hakan günü Hakan abi işte Hakan Meriç'ti. Hakan abi geldi işte beni gördü sarıldık falan. Erkan abi gördü. Erkan Can'ın da kolunda dövme var. Yani dövme yapıldı ama o da çok uğraşıldı. Bir saat dövme sürdü yapıldı ıslak bir şekilde Erkan abi de ve bekliyor yani. Kuruması lazım falan. Hakan abi geldi. Erkan'ın nasıl diye bir vurdu. Bütün dövme elde. Ama burada yok. Sıkıntı o ve elde kalan dövme elinde kaldı. İki hafta falan öyle. Yok yok bir saat değil iki hafta. Hayır, öyle oynadı. Yine bir saat. Erkan abi bir saat değil çünkü o ekip de gitti. Dövmeyi yapan gitti. Dövmeci de yok. Dövmeci de yok. Sonra yapım apar topar tekrar dövmecileri bulmaya çalıştı. Hakan abinin elinde dövme kaldı. Sahnelerde elini saklıyordu bir yandan. Şöyle takılıyorduk. Aranmış ama. Beter olsun. Beter olsun. Koca Erkancı'yı tokatlarsın orada. Beter olsun. Peki şey merak ediyorum. Bir buçuk ay, iki saatlik, iki günü bir buçuk ayda. Diziyle çok bambaşka. Dizi bambaşka bir tempo. Bu bayağı ciddi bir iş yani. Şimdi dizide böyle ne prova yapma vaktin. Hangisi daha keyifli sanatçı olarak, bu işin içinde olan biri olarak? Timur sana sorsam bunu. Ya sinema filminin serüveni daha değişik tabii ki. Ya diziye girince böyle bir her hafta bir bölüm çekiyorsunuz koştuk. Falan. Bir o hengamenin içine giriyorsunuz ama sinemada şu güzel abi ya. Bir hikaye başlayacak, bitecek ve sen o bir başı belli, sonra belli. Evet yani onu devam ediyorsun ya, onu tutmaya çalışıyorsun. Orası çok keyifli tabii ki sinema filminin yani. Dizi tabii ki birazcık daha koşturmacalı bir tarafı var. Ama sinemanın o yönü, hikayenin bütünlüğü, o gün yürüdüğün o süreç daha keyifli tabii ki. Harika. Evet, evet ya kesinlikle. Evet. Çünkü ya dizide her hafta yeni bir sinema filmine başlıyorsun aslında ve ne olduğunu bilmediğin bir şeye başlıyorsun. Evet. 6 gün çalışıyorsun, 6. gün sonunda ya da 5 gün, genelde 6 oluyor. Evet, 6 gün çalışıyorsun, oluyor hatta. Sabahlıyorsun 6. gün, 6. günün sabahı uyuyorsun, öğleden sonra zaten senaryo daha yeni gelmiş oluyor. Ona başlıyorsun, çalışıyorsun, ezberliyorsun. Yine uyuyamıyorsun zaten, dinlenemiyorsun. Ertesi gün sabah tekrar yeni bir sinema filmine başlıyorsun. Ama sinema filminde işle anlaşıyorsun. Belli bir süren oluyor. Senaryo belli, çalışabiliyorsun. Şey belli. Evet. Ve programda bir sayfa, iki sayfa çekiyorsun sinema filminde. Dizide günde 16 sayfa çalışıyorsun. Ya o matematik yetiyor zaten. Yani ben bir dizide sabah kötü, öğleden sonra iyi, akşama doğru tekrar kötüyü oynadığımı biliyorum. Çok ciddiyim. gerçekten senaryo geliyor mesela. Ben iyi kız oynuyorum. Başrol kızın en sevdiği arkadaşıyım. Ondan sonra şirkette toplantı yapılıyor. Diyorlar ki ya bu dizide kötü kız yok. Biz bunu kötü yapalım diyorlar. Haber geliyor. Ben o sahneyi böyle kötü oynuyorum falan. Sonra haber geliyor. Yok ya. Uymadı vazgeçtik. Bu. Öbür sahneyi tekrar iyi oynuyorum falan. Böyle abuk subuk hani aynı gün içinde bile değişiyor. Ama sinema filminde ne oynayacağım belli. Baştan sonra belli. Çalışıyorsun. Çok güzel değil mi? Oyuncuların da büyük katkısı oluyor. Tabii geliştiririz. Hep bir challenge. Ya seyirci deli olduğunu ya da kötü oyuncu olduğunu düşünüyor ama... seni insan olarak da çok geliştiren bir şey. Sabrını. Ne oynadı be kız falan diyor. Seda ne oynadı? Ne oynadı? Sabah akşam iyi ne oldu? Ben de şöyle bir his oldu. Acaba bu doğru bir isim yoksa hikayeyi bilen... Yok. Gonca Vustatir'i biraz abartmış mı kişilikleri yoksa hakikaten kişilikler olmuyormuş? İsmail sana sorayım bunu. Ya şöyle söyleyeyim. Tam dediğimiz gibi herkesin ailesinden bir karakter vardır yani. Benim eniştem aynı yani. Ben de mi? Evet o yüzden şey o nasıl geldiniz? Buradan geldik ha o kadar ucuz mu? Hani ben çünkü hani Manisa'ya gidiyorum mesela. Cenazeyi ne yaptın? Nereden geldin? Nereden ha, bu kadar o fiyat erkek şey için mi? Paralı yoldan mı? Bu yani hani var bunlar. Ya evet ve ya paralı yoldan mı geldin diye soruyor ya. İnanılmaz bir şey. O var olan her şeyde herkesin ailesinde en ufak birinde vardır. Bir kişi var olacağı için herkes kendini o hikayenin içinde hissedecek. Yani buna çok inanıyorum. Yani kalkıp şarkı söylemese de mutlaka her ailede yaptığı bir şeyi her fırsatta ortaya atmaya çalışan biri vardır. Her ailede bir komedyen, bir şarkıcı bir şey vardır yani. Evet. Ya dediğiniz bir yerde dediniz ya cenazelerde de çok absürt olaylar da oluyor. Bir kenarda köşede gülme krizine tutulan da oluyor. Mesela cenazeye gidiyorsun, başsağlığı diliyorsun ve oradan kenara çekildiğinde gerçekten o muhabbet dönüyor yani.
Nasıl geldin? Abi biz orada otobandan geldim falan. Yani bu gerçekten de hani o cenazenin sahibine bir dilek diledikten sonra kenara çekilip çaya içerken böyle cenazeyi bekle, o muhabbet oluyor ya. Yani. Kesin oluyor mesela. Benim babamın cenazesinde oldu. Bizim evde dua okunuyor. Hocalardan bir tanesi bir ara gülmekten kaçtı. Ben dedim ne oldu dedim. Arkaya bak abi dedi. Hocalar dua okuyorlar. Arkada Nübi tablo var. Nübi tablo. Sonra gidip tabloya kaldı. Yani her yere millet katıldı tabii yani. Yani her yerde bir saçmalık. Hakikaten cenazelerin çok yoğundur. Tabii sizinkinde fazla yoğun. Evet, biz normal bir aile çünkü. Normal bir aile. Şimdi mesela böyle ailelerin mesela olay Hendek'te geçiyor bildiğim kadarıyla değil mi? Hendek'te evet, geçiyor. Evet. Hendek biraz daha ciddi bir yerdir. Mesela orada orada bile varsa her yerde vardır yani. Bir şey anlatacağım. Bir gün bir sela okundu. Memleketteyim. Annem balkonda selayı dinliyor. Üst katta komşu Nezahat teyze selayı dinliyor. Yan tarafta amcamın karısı, yengem sela dinliyorlar. Böyle. Zaten hani o yaşa gelince sela onlar için şey. Kim gitti? Hayatın evet, yani çok yakın parçası. Evet yani. Ya ben de uyanmışım böyle bakıyorum Allah Allah falan. Bitti sela. Fatih Sultan Mehmet. Gerçekten Gonca'nın yazdığını ben birebir yaşadım yani. Fatih Sultan Mehmet ilkokulu öğretmenlerinden Ahmet bilmem kim vefat etmiştir dedi. Cenazesi öğleden sonra falan defnedildi. Yukarıdan Nezahat teyzem dedi ki o ne kadar kişi öldü ya dedi. Katliam mı vardı dedi, tamam mı? Şimdi Fatih Sultan Mehmet Ahmet falan. Yandan yengem dedi ki ya Fatih Sultan'ı çıkardım da dedi öbürü kimdi ben anlamadım dedi. Annem ne dedi biliyor musun? Cahillik etmeyin dedi ya. Onlardan biri padişahtı ama kim öldü ben de anlamadım dedi. Yani şimdi böyle bir şeyi ben canlı böyle Allah'ım dedim bu nasıl bir şey ya yani? Gerçekten oluyor ya. Ve bir edebiyat şeyi gibi bizim orada selalar gerçekten o bir nasıl derler Rus edebiyatı gibi ya selalar. İsim bitmiyor çünkü abi. Her şeray Tolstoy yazdı. Evet yani ya acayip yani benim için öyle bir anı var yani. Of. Bir sessizlik oldu ben kalkayım o zaman. Ben filmi izlemeden. Bir anda o gözüm önüne geldi. Peki ne zaman vizyona giriyor bu? Benim doğum günümde giriyor. Bunu da söyleyeyim. Doğum günü de 12 Aralık. Ben de yay burcuyum. 22'si galiba değil mi? 22'sinde. 22. Vizyona 22'si. İlk gösterim olacak. Ha gala 14 Aralık. 14 Aralık. Gala 22 Aralık. Kaç sinemada girecek? 200. 200 sinema. Para çok galiba. 200 salon. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Peki o zaman dedikoduya geçelim. Hadi bakalım. Sinemacılar iyi para kazanıyor mu? Yani şeyleri iyi mi? Ücretler mi sinemada? Çok. Ben konuşmayayım. Hocam bu sorunun cevabı... Ya yani, yapım tarafı. Ben size söyleyeyim. Ona sorsam çok para verdik. Zaten film para kazanmıyor falan gibi şeyler söylüyor. Klasik. İyi mi hakikaten sinemada... Herkes bir sustu. Fena değil. Yani projeye göre. Anladığım kadarıyla siz Hilal Ahmet'e çalıştınız galiba. Yani biraz şey galiba ya. Bu senaryoyla alakalı aslında. Yani hikayeniz varsa kazanabilirsiniz bence o. Yok. Ama biz icra yapan tarafımız. Oyuncular sinemadan ne oyuncular sinemadan iyi ücret alabiliyor mu? Onu merak ettim. Eğer iyi oyuncusu alır. O parayı götürmüş belli. Nasıl kaçaksın? Kaçakçı laflar değil mi? Alıyor. Alıyormuş. Alıyorum. Tabii yani şimdi ben işe göre de değil. İkisi de düzgün firmalardır. Değil mi? Evet. Evet. İkisini de severiz. Yoksa şey mi? Burada oynayın dizide de bunu kompanse ederiz durumu oluyor mu? Yok. Biz o yaşları geçtik. Yemeyiz. Biz kaçın kurasıyız. Onlar 18'de filan. Kendimi göstermek için falan belli bir yaştan sonra. Evet. Mesela ben bedava oynarım bir filmde teklifi gelse. Ya bakın bunu duyuyor hayatım boyunca bu Fatih Aksoy'dan yani sizin yapımcılardan birinden hayatım boyunca beni bir sinema filmi oynatmak için yalvardım oynatmadım. Gerçekten. Gerçekten. Fenerim beni kıskanıyor. Şok. Beni kıskandı şu hayatları. İzlenmeniz çok arttı. Enişte hala bir şey çıkardı bize de oradan bir ekmek. Şimdi yeniden. Biz bunu bir dahaki projede düşünelim ama Fatih Bey'i alalım yani. Evet evet. Yok lütfen. Valla. Yani, lütfen. Güzel olur. Peki arkadaşlar bu filme not verseniz 10 üstünden kaç verirsiniz? 9. Hadi 10'u. Yani.
Tam benim hocaların gibi. 10 Allah'a mahsur ben 9 verdim. Geçen. Dolu dolu. Ben. Benim göz. Ben filmi, yani tabii ki şu anda daha izlemedim filmi ama ben 10 üzerinden 10 veririm ya. Ben çok, yani benim çok sevdiğim bir çok komedi eğlenmesin. Anlayışı. Evet. Sen anlatırken gözlerin parlıyor. Çok sevdiğim bir komedi anlayışı da olduğu için ben 10 üzerinden vallahi 10 veririm her şeyle. Hani setteki durum, sonrası, öncesi. Ya benim için de öyle galiba ya abi. Yani bir senaryoyu okurken bir şey hissedersiniz yani. Aa bu bir dakika ya şöyle bir hikaye, aa güzel bir hikaye. Bu senaryo da öyle geldi bana yani. Öyle okurken bir sıcak geldi, havası güzel geldi böyle. Benim için de onun üzerinden oldu. Belli ki çok çok severek yapmışsın yani. Böyle kartlar var mı böyle kaldı? Yani ben... Tamam o. Hani bu soruya cevap verirken şeyin tedirginliği geldi. O yüzden hemen giremedim. Yani insan hani hep kendi işini bir över, bir şey yapar. Yani ben şimdi 10 dersem samimiyetime inanacaklar mı acaba duygusuyla bir durdum. Ama en başa dönüyorum gerçekten, evet benim için de 10 yani. Bu kadro, senaryo, her şeyle. Çok 10. Katılıyorum sizin bu söylediğinize. Şu açıdan katılıyorum. Yani doğru, insan hani kimseye ayrım ekşi demez. Ama filmi izlediğin zaman, ben filmin tamamını izlemedim ama sahnelerini, bayağı bir sahnesini izlediğim zaman o kadar neşelenmişsiniz ki, o kadar da keyif almışsınız ki yani o dışarı yansıyor, bize yansıyor. İzleyiciye geçiyor, o yüzden de 10 vermesi çok normal yani. Ya, ben sahnelerde gülmemek için içime ağladım yani gülmekten. Çok belli ama. Bizim... Bu arada hep bu çok güldük falan dedik, çok duygulanacağı insanların. Çünkü bu bir aile, aile çok önemli bir şey ve yani çok duygulanacakları anlar da olacak. Böyle gözlerinde evet, olacak herkesin. Evet. Ama bütün komedilerde zaten, iyi komedilerde bu hep vardır böyle. Evet. Bir his gelir insana böyle bazen. Yani aslında şunu söyleyebilirim kendi adıma. Geçmişe dönüp baktığım zaman iyi ki ya bu filmde oynamışım diyeceğim bir film bence hayatımda yani oyuncu olarak. Hissettiğim o yani. İşlerden biri. Evet. Bence de. O anlamdan. Şahane bir iş yapmışsın ya. Böyle içimizin karardığı zamanlarda bunlar böyle sinemada bize çok iyi geliyor. Evet. Evet inşallah evet. Bakalım. Çok izlenir. Herkes görür inşallah ne kadar harika. Ben şunu söyleyeyim ya. İzlemeyen kaybeder. Hakikaten. Ha? İzlemeyen bir eksiklik olacak yani. Evet. Bunu izlemezsen birisi anlattığında keşke izlese demeyeceksin. Sonra bekleyeceksin ki bir zaman sonra bu bir yerde evet, daha gösterime girsin falan. Hakikaten tam böyle muhabbetlik bir iş yani. O yüzden gitsinler izlesinler. Ve vakit ayırmaya değer bence. Bence de. Yani kaç dakika? Yani çok da uzun değil zaten. Yok kaç dakika en son? 95 saat. Bir şey yani. 1,5 saatlik bir iş. Harika. Yani. 3 saat süren bir şey değil. Böyle hap gibi de giden bir iş. Evet. Evet. İyi ki çekmişsiniz. İyi ki Gonca bunu yazmış. İyi ki oynamışsınız. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki oynadınız. Çok teşekkürler. Hakikaten yıllar boyunca, yıllar boyunca defalarca seyredilip defalarca keyifle anlatılacak birkaç nesle ne diyeyim keyif verecek bir film olmuş gibi duruyor. Şahane iş. Hepinize de sağlık. Burada olanların da olmayanların da sağ olun. Gelip de zahmet buyurup anlattığınız için ayrıca teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, cenazemizde bekleriz. Cenazemizde hoş geldiniz. Yani cenazemizden bahsedip bu kadar keyifli bir muhabbetin ve bir filmin çıkacağını hakikaten kimse beklemezdi. 22 Aralık'ta vizyonda gitmenizi ben hasreten tavsiye ediyorum. Çok güzel bir iş olmuş. Güzel oyuncularla güzel işler oluyor zaten. Sanatçılarımız da bize keyif veren işler yaptıkları için bu keyifsiz dönemlerde ayrıca hepsine teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.